sesi yankılanıyor günlerdir. Yeni isimler, yeni hikayelerle. Oğlun için geldim. Hatta oğlun gelmesin ben burada ağlıyorum. Latife Ödümlü evlat nöbetine yeni katıldı. Ordu'dan kalktı geldi Diyarbakır'a. Eylemin 8. gününde buraya her geçen dakika katılım da artıyor. Onlardan bir tanesi de Latife Hanım, evet. 21 yaşındaki oğlunu kurtarmak için, ona kavuşmak için buraya geldi. Oğlunu Dicle Üniversitesi'ne üniversite eğitimi için göndermişti. Ancak Diyarbakır'da oğlu teröristler tarafından kaçırıldı. Tek bir talebi var, oğluna bir an önce kavuşmak. Bir yere kalmamış ben gittim. Yani Diyarbakır, Ankara. Ailesi izini sürdü, izler onları Irak'a kadar götürdü. Sonrası koca bir soru işareti. Ben o kadar seni aradım, aradım. Kapı kapı dolaştım. Ben seni göremedim. Oğlum gel. Ben seni göremiyorum. Olanlardan sorumlu tuttukları HDP yöneticileriyle görüştüler ama sonuç alamadılar. Baba, arkadaşım, abisi, hepsini ağlıyor. Ve bir başka baba Salih Aylu. Onun da çocuğu teröristler tarafından kaçırıldı. 6 aydır çocuğundan haber alamıyor. Onun da diğer aileler gibi talebi aynı. Çocuğuna bir an önce kavuşmak istiyor. Benim oğlumu Rıza getirdiler. Ondan sonra annem ikisinden sonra bir daha benim oğluma ulaşamadım. Oğlu Mehmet Aylu'dan haber gelene kadar beklemeye devam edecek. Diğer aileler gibi. Ben oğlumu istiyorum. Ne askerimize, ne polisimize zarar gelmesini, ne kendisine de zarar gelmesini istemiyorum. Eyleme katılan ailelerin sayısı her geçen gün artarken yurdun dört bir tarafından da destekler çığ gibi büyüyor. Gördüğünüz gibi sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve vatandaşlar onları bir an olsun yalnız bırakmıyor.